Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tekrar AYT Fizik'le karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Elektrik ve manyetizma sorularımıza devam ediyoruz. Hadi bakalım sorularımıza geçelim. Evet, ilk örneğimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Şekildeki içi boş küre artı yüklüdür demiş. Buna göre KLM noktalarındaki potansiyellerin büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın arkadaşlar, şimdi kürenin içerisinde elektriksel alan deseydi sıfırdı her yerde. Ama elektriksel potansiyel dediği zaman kürenin içerisinde her yerde yüzeyi de dahil olmak üzere maksimum değerdedir. Küreden uzaklaştıkça da ne olur, bu değer azalır tabii ki. Hemen ne yapıyoruz? Şimdi K noktası kürenin içerisinde, L noktası kürenin yüzeyinde. O zaman K noktasıyla L noktası maksimum değere sahip olduğu için, yani buralara ne yapıyorum? Bakın V max. Küreden uzaklaştıkça da ne olacak tabii ki? Değer azalacak. O zaman ne yapıyoruz? K'nın ki büyüktür. K büyük eşittir L'ye. L büyüktür ne diyoruz? M diyoruz arkadaşlar. Bakalım öyle bir cevabımız var mı? Hemen K eşittir L. L de büyüktür M diyoruz. Ve ilk sorumuzu ne yapıyoruz? Geçiyoruz arkadaşlar. Elektriksel potansiyel. Bu arada geçmeden önce formülü de hatırlatayım hemen. Elektriksel potansiyel en sade formüldü bu bölümdeki. KQ bölü ne yapacağız direkt? D olarak düşünüyoruz arkadaşlar. Hemen geçelim sıradaki soruya. Evet, diğer sorumuza bakıyoruz şimdi. Aynı düzlemdeki eksi Q ve artı 2 Q yükleri şekildeki konumlarda sabitlenmiştir diyor. Buna göre hangi nokta ya da noktalarda elektriksel potansiyel sıfır olur demiş. Şimdi elektriksel potansiyelimizin formülü neydi? Az önce göstermiştik. Yeniden gösterelim. Bakın K çarpı Q bölü D. Hemen ne yapıyoruz? Elimizde bir tane eksi Q var. Bir tane de ne var arkadaşlar? Artı 2 Q var. Hemen bakıyorum. Şimdi uzaklıkla potansiyel nasıl orantılı? Ters orantılı. O zaman ben ne yapıyorum? Buna bir uzaklık olursa, buna iki uzaklık olursa birbirine ne yapar tabii ki? Tamamen dengeler. Yani mesela şurası ne olur? Bak K çarpı eksi, tabii ki burada eksi olduğu için KQ bölü D yapacağım. Bunu buraya, buradakini bulmaya çalıştığımda da ne yapıyorum? Bakın K 2Q bölü 2. İkiler birbirini götürdüğü zaman ne oldu? Bakın burası artı 1 çıkıyor. Bunun buradaki etkisi ise nedir? Eksi 1 ve bunlar birbirini ne yapıyor tabii ki? Nötrlüyor. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar tabii ki? N noktasında kesinlikle potansiyelimiz nedir? Sıfır. Peki başka bir noktada olabilir mi acaba? 1'e 2 kuralının olması lazım. Ona dikkat edeceğiz. Mesela bakın K noktası. K noktası. Bunun buraya olan uzaklığı kaç? 3. Peki bunun buraya olan uzaklığı kaç? 6. 1'e 2 kuralı var. 1'e 2. Oran ve orantı uyduğu sürece o zaman aynı şey burası için de nedir arkadaşlar? Geçerlidir. K noktasındaki potansiyel de yine nedir? Sıfırdır. Ne rahatlıkla bulunabiliyor ama ikinci bir şık olarak K'yı da mutlaka ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Düşünmemiz gerekiyor. Unutmayalım. O zaman K ve N bizim doğru cevabımızdır diyoruz. Ve sıradaki sorumuza geçiyoruz. Hemen bakalım. Büyüklüklerinden hangisi ya da hangileri vektörel değildir demiş. Şimdi vektörel olması için ne gerekiyordu? Yön kavramı gerekiyordu arkadaşlar. Hemen dikkat ediyoruz. Elektriksel alanın yönü var. Bu vektöreldir. Vektörel. Elektriksel potansiyelde yön önemli değil arkadaşlar. Bu skalerdir. Elektriksel potansiyel enerji. Enerji zaten neydi? Skaler büyüklüktü. O zaman 2 ile 3 nedir arkadaşlar? Skalerdir. Vektörel değildir diyoruz. Ve hemen ne yapıyoruz? Diğer sorumuza geçiyoruz. Evet. Şimdi ise ne demiş bize? Yükü artı Q olan bir cisim düzgün E elektrik alanı içindeki K noktasından şekildeki 1, 2, 3, 4 yolları boyunca hareket ettirilerek tekrar K noktasına getiriliyor. Elektrik alanımız sağ tarafa doğru. Bakın burada K'dan şu şekilde gidiyor. Şöyle geliyor. Peki soru bizden ne istemiş? Hemen bakalım sorumuza. Soru bizden acaba ne istiyor? Buna göre hangi yollarda elektriksel kuvvete karşı iş yapılmıştır? Karşı iş yapılmıştır diyor. Bakın elektriksel kuvvet iş yapmıştır demiyor. Şimdi ne yapacağız o zaman arkadaşlar? Dikkatli bir şekilde düşünüyoruz. Şimdi artı yüklü bir cisim, hemen şurada gösteriyorum. Artı yüklü bir cisim elektrik alanla aynı yönde ne yapıyordu tabii ki? Elektriksel kuvvet etkisinde hareket ediyordu.
Buna etki eden kuvvetimiz ne tarafa doğru? Sağa doğru. O zaman cisim sağ tarafa doğru götürülürse işi kim yapmış oluyor? Kuvvet yapmış oluyor. Peki cisim sol tarafa doğru giderse ne olur o zaman? Kuvvete karşı iş yapılmış olur. O zaman bakıyoruz, bu dik yukarı gidiyor. Burada o zaman bahsettiği şey değil. Bu sağ tarafa doğru gidiyor. Kuvvetle aynı yönlü. O zaman iki nolu bölgede kim iş yapmış? Kuvvetler iş yapmış. Üç nolu bölge çapraz gelmiş. İster istemez sol tarafa doğru bir geliş söz konusu arkadaşlar. Üçüncü bölgede ne yapılmıştır mutlaka? Kuvvete karşı iş yapılmıştır. Üçüncü bölgede var. Dördüncü bölge zaten kuvvete zıt yönde geldiği için kuvvete karşı ne yapılmıştır yine? İş yapılmıştır diyoruz. Ve hemen seçeneklerimize bakalım. 3 ve 4 seçeneği var mı? 3 ve 4. bölgede ne vardır arkadaşlar? Elektriksel kuvvete karşı iş yapılmıştır arkadaşlar. Hemen geçelim bunu da. Evet, artı Q yüklü tanecik şekildeki gibi A noktasından V0 ilk hızıyla fırlatılıyor demiş. V0 ilk hızıyla fırlatılan bir tane burada ne var arkadaşlar? Artı Q yüklü cisim. Bunun içinde şöyle şu şekilde ne yapacak tabii ki? Geçecek, bölgeden geçecek. Şimdi bu artı, bu eksi. Tamam, dikkat ediyoruz. K, L, M bölgelerimiz var. Peki soru bize ne istiyor? Buna göre tanecik yargılardan hangileri doğrudur demiş. K bölgesinde hızlanır, L bölgesinde yavaşlar, M bölgesinde yavaşlar diye yorumlar yapmış arkadaşlar. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi artı yüklü cisim buradan geldiği zaman tabii ki ne yapacak? Eksiye doğru gelirken çekilme gücü, çekme kuvveti olduğu için arasında burada ne yapacak? Tabii ki hızlanır. Daha sonra içine girdi diyelim. İçerideki bölgede elektrik alan nedir arkadaşlar? Elektrik alan sıfırdır. Elektrik alan sıfır ise o zaman cisim üzerindeki elektriksel kuvvet bu sıfır olduğu için kuvvet de nedir arkadaşlar? Sıfır. O zaman cisim burada ne yapıyor tabii ki? Sabit hızlı hareket ediyordur. Peki buradan çıktığında ne olacak? Buradan çıktığında ise tabii ki ne yapacak? Cisme eksi arkada kaldığı için artıyı ne yapacak tabii ki? Kendisine doğru çekecek. Cisim buradayken şöyle, bu tarafa doğru F kuvveti varken, cisim buradan giderken bu sefer ne oldu tabii ki? F kuvveti bu tarafa doğru etki yapıyor. Yani cisim şuraya giderken bakın, şöyle şuraya giderken zıt yönde hareket yapıyor. O zaman zıt yönde etki yaptığı için kuvvet, buradaki cisim ne yapar arkadaşlar? Yavaşlar. Hemen bakalım. K bölgesi hızlanır. Doğru. L bölgesi yavaşlar. Yanlış. M bölgesi yavaşlar. Doğru. O zaman 1 ve 3. öncülümüz ne oldu arkadaşlar? Doğru oldu diyoruz. Ve sıradaki sorumuza ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Hemen bakıyoruz sıradaki sorumuza. Demiş ki bize L noktasındaki artı 2 Q yükünü K noktasına getirmek için yapılan iş kaç KQ kare bölü D olur demiş. Bakalım. Şimdi öncelikle elektriksel iş ne demekti arkadaşlar? Ona bir bakalım. Elektriksel anlamda iş eşittir diyoruz arkadaşlar. Q çarpı delta V. Delta V dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Potansiyel fark. İlk potansiyel fark, son potansiyel fark. Bunları yapacağız. Şimdi geliyoruz bakıyoruz. Burada bir tane sabit yükümüz var. Bu sabit yükümüz ister istemez K noktasında ve L noktasında bir potansiyel oluşturmuştur. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Önce bunun buralarda oluşturduğu potansiyelleri hesaplıyorum. Mesela ne yapıyorum? VK. K noktasındaki potansiyeli hesaplayalım. K çarpı 8Q bölü uzaklığımız ne kadar arkadaşlar? 3D. Daha sonra geldim L noktasını yazıyorum. VL eşittir K çarpı 8Q bölü bu sefer buradan buraya kadar olan uzaklık toplam ne kadar? 5D. Bunu yazdım böyle. Birisi 8 bölü 3, birisi de 8 bölü 5. Peki ne istiyoruz arkadaşlar? Potansiyel fark istiyoruz. Bu ne demek oluyor? Şöyle mesela Q çarpı ne yapıyorum? V son eksi V ilk. Şimdi son durumda nereye geldim? K'ya. O zaman Q çarpı VK eksi VL şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim arkadaşlar. Bu arada buradaki küçük q olarak yazdığımız şey hareket eden yüktür arkadaşlar. Unutmuyoruz. Hareket eden yükü ne yapıyoruz? Potansiyel farkla çarptığımızda işi buluyoruz. Şimdi hareket eden yükümüz nedir? 2q. K noktasındaki potansiyelimiz 8 tane kq bölü 3d. 8 tane kq bölü 3d. Şöyle yazdım. Eksi. Diğeri ise 8 tane kq bölü 5 tane d oldu.
Tabii ki burada çıkarma işlemini yapacağız zaten. Cevaplardan gördüğünüz gibi arkadaşlar absürt rakamlar çıkabilir. Hemen ne yapıyorum bunu burada? Temize çekiyorum. Bakın 2Q çarpı paydaları işliyorum. 5 kere 8 ne yapar? 40 tane KQ eksi 3 kere 8 ne yapar? 24 tane KQ bölü 3 kere 5 ne yaptı? 15 tane D. Bundan bu çıkarsa ne kalır tabii ki? 16 kaldı. 2 ile çarptığımız zaman 32 yaptı. O zaman 32 tane KQ kare. Bakın bir Q burada var bir de burada Q vardı. Bölü 15 tane D oldu arkadaşlar. 32 bölü 15 bizim doğru cevabımızdır diyoruz. Ve bu şekilde ne yapıyoruz bu soruyu da? Geçiyoruz. Evet, diğer bir sorumuz. Özdeş cisimler şekildeki gibi elektrik alan etkisinde ip gerilmeleri arasındaki ilişki nasıl olur demiş. Şimdi buraya bakıyoruz tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeceğiz. Bakın burada hepsinin ağırlığı var. Ağırlıkları aşağı doğru yazıyorum. Mg. Ağırlıkları aşağı doğru yazayım. Mg şu şekilde göstereyim. Daha sonra elektrik alan sağ tarafa doğruysa bu yükümüz de artı ise ne yapacak? Elektrik alanla aynı yönde bir kuvvet etkisinde etkiye maruz kalacak. Elektrik alan aşağı doğru olduğuna göre buradaki kuvvetimiz ne tarafa doğrudur? Aşağı. Elektrik alan yukarı yönde olduğu için bu artı olduğu için buna da ise nedir arkadaşlar? Yukarı doğrudur diyoruz. Şimdi öncelikle şu. Bu ikisi dengede kalır ama arkadaşlar tabii ki bu şu anda böyle dengede kalamaz. Çünkü sağ tarafa çeken bir kuvvet var. Sol tarafa çeken bir kuvvet olmadığı için bu nasıl dengede kalabilir? Şöyle dengede kalabilir arkadaşlar. Bakın burası F, burası nedir? Mg. Bu ikisinin bileşkesi bize neyi verecek tabii ki? T1 ip gerilmesini verecek. Unutmuyoruz. Şimdi T2 ip gerilmesi bence maksimum. Neden? Çünkü iki tane kuvvet de aşağı yönlü. O zaman T2'miz en büyük ip gerilmesi olur. T3'ümüzde ise minimumdur. Neden? Çünkü F kuvveti yukarı doğruyken buna yardımcı olmuştur arkadaşlar. Hafifletmiştir bunun yükünü. O zaman T3 nedir? En düşüktür. Buradaki çapraz olan T1 ise nedir tabii ki? Arada bir değer alacak diyoruz. Ve 2, 1, 3 diye bir cevabımız çıkacak diyoruz. Ve Adana seçeneğini ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Hemen sıradaki sorumuz. Evet arkadaşlar, K noktasındaki elektriksel potansiyel kaç tane KQ bölü D olur demiş. K noktasındaki elektriksel potansiyel kaç tane KQ bölü D olur diyoruz. Ve bu soruyu da arkadaşlar idman olsun diye sizlere soruyoruz. Lütfen cevapları da yorumlara atın. Bizimle beraber çözümlere katılın arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar, hatırlatma yapıyorum. Potansiyelin formülü neydi? KQ bölü D en sade formülümüzdü. Skaler miydi, vektörel miydi? Tabii ki skalerdi. Yönün önemi yoktu arkadaşlar. Hadi bakalım bunun cevaplarını yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.